Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 11. sınıf akademi serisinde analitik geometride kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu anlatımını bitirmiştik, testlere başlamıştık ve bu videoda test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet, kitabımızda sayfa numarası 81 ve 82 işleyeceğiz, daha doğrusu sorularını çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda A ve B noktaları verilmiş, AB doğru parçasının orta noktası bu doğruya uzaklığından bahsediyor. Evet, 3 birim olduğuna göre orta noktasını bulalım mı? Bulalım. Orta noktası nedir? Toplamlarının yarısı 2 artı eksi 4 eksi 2 bölü 2'den eksi 1'e 1 artı a bölü 2 ya da a artı 1 bölü 2 değil mi? Evet. Şimdi bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı 3 birimmiş. Noktayı da orada yerine koyuyoruz. X yerine eksi 1 yazıyorum. O zaman x yerine eksi 1 yazdığımda burası eksi 3 yaptı. Eksi 4 çarpı şu. A artı 1 bölü 2'yi. Sonra eksi 12 yazıyorum. Mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kareydi. Ya da 3, 4 varsa burası direkt 5'ti. İşte bu uzaklık kaçmış? 3 birimmiş. A'nın alabileceği değerler toplamı isteniliyor bizden. Şimdi 5 ile karşı tarafı çarptım 15. Mutlak değer içerisinde. Şimdi şunlar sadeleşse kaç yapıyor? 2 yapıyor. O zaman eksi 3 var burada. Eksi 2 ile buraya çarpıyorum. Eksi 2 a eksi 2. Bir de eksi 12 var, mutlak değerce eşittir. 15 yapar. Burası mutlak değer içerisinde eksi 2 a. Eksi 15 eksi 17 mi yapıyor? Eksi 17 eşittir 15 olduğundan dolayı buradan eksi 2 a eksi 17 ya 15'tir, eksi 2 a eksi 17 ya da eksi 15'tir. Buradan eksi 2 a'yı kaç buluruz? 32 buluruz. A'yı da buradan eksi 16 buluruz. Buradan ne geliyor? Eksi 2 a eşittir artı 2 yapar. Evet, a'yı da buradan eksi 1 olarak buluruz. Bunların a'nın alabileceği değerler toplamı isteniyor bizden. Eksi 16 ile eksi 1'in toplamı isteniyor ve yani cevap eksi 17 çıkar. Evet, birinci soru böylelikle Akçay çıkar. Geldik ikinci soruya. Analitik düzlemde A noktasının bu doğruya olan uzaklığı 2 kök 10 olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı. Bir kere bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını hesaplarken doğrumuz hani AX artı B'ye artı C eşit 0 şeklinde olmak zorunda. E o zaman ben burada Y'yi öbür tarafa atayım. O zaman Y'yi öbür tarafa atınca denklemimiz ne oluyor? Denklemimiz 3x eksi y artı k eşit 0 şeklinde mi oluyor? Evet. Şimdi noktanın doğruya olan uzaklığını hesaplayabiliriz. Noktada x gördüğümüz yere 2, yani 3 çarpı 2 eksi y gördüğümüz yere 3 yazarsak artı k mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. Kare küçüğünde 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi eşittir 2 kök 10'muş. Şimdi burası ne yaptı? Kök 10 yaptı. Yukarısı da mutlak değer içerisinde 6 eksi 3'ten 3 artı k yapar. Şimdi burası kök 10 ya. 2 kök 10 ile çarparsan 2 kök 10 ile kök 10'u çarpımı kaç yapıyor? Kök 10 ile kök 10'u çarpımı 10 yaptığından 2 ile çarparsam 20 yapar. Buradan 3 artı k ya 20'dir ya da 3 artı k eksi 20'dir. Buradan k ya 17 çıkar ya da k buradan eksi 23 çıkar. 17 ile eksi 23'ün toplamı isteniliyor bizden. 17 ile eksi 23'ü toplarsam eğer 23'ten 17 çıkınca kaç kalıyor? Sanırım 6 mı kalıyor? Evet, cevap böylelikle eksi 6 yapar. Yani ikinci soru Akçay oldu. Geldik üçüncü soruya. Şöyle bir kare var. Karenin alanı nedir diye soruluyor bize. Tamam, D noktasını vermiş mi? Bize vermiş. 3'e 7 noktası vermiş. Karenin alanını bulmak için şuradaki uzaklığı bulmam lazım. Aslında bu uzaklık zaten kareden dolayı 90 derece. Noktanın doğruya olan uzaklığı değil midir bu? Evet. Noktanın doğru yalan uzaklığı bulursak olay bitti. O zaman bu doğrunun denklemini yazalım. X bölü 8 artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir 1 ya. Bunlar kaçta birleşiyor? 24 ile birleşiyor. 3 ile bunu da 4 ile çarparsam 3x artı 4y bölü 24 eşittir 1 ya. Eşittir 24 yapar. Yani eksi 24 eşittir 0 yapar. O zaman ben burada noktanın doğru yalan uzaklığını bulayım. Şuraya da h diyeyim istersen. H neye eşit oldu? Mutlak değer içerisinde x yerine 3 yazıyorum. 3 çarpı 3 artı 4 çarpı y yerine 7 yazıyorum. Eksi 24 mutlak değer içerisinde tabi bu. Bölü kare küçüğünde a kare artı b kare, yani 3, 4, 5. Şimdi burası ne yaptı? 9. Bu 28 eksi 4 artı 4 yaptı. 9 ile de 13 mi yaptı? Evet, burası h'ı 13 bölü 5 bulduk. H 13 bölü 5 ise eğer karenin alanı isteniyor. 13 bölü 5'in karesi değil midir? Evet, 169 bölü 25 yapar cevap. Yani cevap 3. soruda Balıkesir yapar. Geldik 4. soruya. Analitik düzlemde bu noktanın A virgül A noktasının bu doğruya olan uzaklığı verilmiş. Hemen noktayı yerine koy. 5A eksi 12A eksi 2 mutlak değer içerisinde bölü
Kare küçüğünde a kare artı b kare 5 12 13 üçgeninden 13 yapar eşittir 2 birimmiş. Burası mutlak değer içerisinde eksi 7 a eksi 2 yapar eşittir 26 mı yapar 13 ile öbür tarafa çarpı olarak geçti. E buradan a'nın değeri a noktası isteniyor. Hemen çözelim. Eksi 7 a eksi 2 ya buradan 26'dır ya da eksi 7 a eksi 2 eşittir eksi 26'dır. Buradan ne geliyor öbür tarafa atarsam? Hocam eksi 7 a eşittir 28 yapar. A'yı da buradan eksi 4 buluruz. Eksi 7 a eşittir eksi 24 yapar. Değil mi? Öbür tarafa geçince eksi 24 yapar. Evet eksi 24 yapar. A'yı da buradan 24 bölü 7 buluruz. A 3. bölgedeymiş. A 3. bölgedeyse eksi eksi olmak zorunda. A yerine eksi 4 koyarsam sağlanıyor. A yerine şunu koyarsam sağlanmıyor. Yani A eksi 4 oldu. A değeri isteniyor zaten bizden. Cevap böylelikle Denizli çıkar. Geldik 5. soruya. D1 ile D2 paralelmiş. Eğimleri birbirine eşit olacak. Birincinin eğimi M1 dediğimiz eksi 2 bölü eksi 1. Yani eksi formülde var. Eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı bu yaptı. Eşittir. Eksi A bölü 3'e mi eşit olacak? Evet. Şimdi buradaki eksiler gitsin. E o zaman buradan eksi 6 mı yapıyor A? Evet. A'yı eksi 6 bulduk. Doğrular arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Evet. A yerine eksi 6 yazalım arkadaşım. Şimdi A yerine eksi 6 yazdık. Şimdi ben bu doğrular arasındaki uzaklığa bakarken arkadaşlar. Bunlar nasıl bir doğru? Paralel bir doğru ya. Paralel doğrular arasındaki uzaklığa bakarken. C'ler farkı bölü kare küçüğünde A kare artı B kare yapacağım. Ama burada X'lerin katsayıları aynı. Y'lerin katsayılarının aynı olması lazım. O zaman ben bunu ne yapabilirim? 3'e bölebilirim. 3'e böldüğüm zaman artı Y yapıyor. Eksi 3'e bölebilirim. O zaman bu doğrunun denklemi. Eksi 3'e böldüğüm zaman 2X. Eksi 3'e böldüğüm zaman eksi Y. Eksi 3'e böldüğüm zaman da artı 2 yaptı. Böyleyken şimdi C'ler farkı yapacağım arkadaşlar. C'ler farkı. Eksi 13. Eksi 2 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde A kare artı B kare. Yani kare küçüğünde 2'nin karesi artı eksi 1'in karesi. Bak burada x'lerin katsayılarını aynı yapmazsak burada 2 eksi 1 mi yoksa eksi 6'ya 3'ü mü kullanacağız? Öyle bir sıkıntı var değil mi? O yüzden aynı yapıyoruz. Bunu unutma. Yukarısı kaç yaptı? 15 yaptı. Aşağısı da ne yaptı? Kök 5 yaptı. 15 bölü kök 5. Kök 5 eşitleniyle çarparsam 15 kök 5 bölü 5'ten şunlar sadeleşti. Cevap da böylelikle 3 kök 5 olur. Yani 5. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 6. soruya. Eşkenar dörtgen verilmiş. Bu eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi bu iki nokta arasındaki uzaklıkları eşkenar dörtgenin bir kenarını bulabilirim ben. Evet ben şuraya bir A diyeyim. A uzunluğu nedir? Karekök içerisinde X'ler farkı ve Y'ler farkı diyeceğim. Hocam buradaki M yok. O zaman önce M'yi bulayım. Bakın şuradaki nokta A noktası bu doğrunun üstünde değil mi? Evet. O zaman denklemde yerine koyacağım. Koy denklemde yerine. 3 çarpı 1 3 eksi 4m eksi 7 eşit 0 olmak zorunda. Buradan eksi 4 eşittir 4m oldu ve m de eksi 1 geldi. M'yi eksi 1 bulduk dostlar. Tamam şimdi iki nokta arasındaki uzaklığa bakalım. X'ler farkı 4. 4'ün karesi artı Y'ler farkı eksi 3 eksi eksi 1. Yani eksi 3 eksi eksi 1 artı 1'in karesi yapar. Bu da 16 artı 4 20 kök 20 yapar. O da 2 kök 5 yapar. Evet burayı 2 kök 5 bulduk. A'yı 2 kök 5 bulduk. E o zaman burası da 2 kök 5. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu eşkenar dörtgenin alanı için tabana ait yüksekliği bulmalıyım değil mi? Evet tabana ait yükseklik de şu değil midir? Aa bu da bu noktanın bu doğru yalan uzaklığıdır. Bu noktanın bu doğru yalan uzaklığı da noktayı doğru değerine yaz. Şuraya H diyeyim. H da neye eşittir? Koyuyorum yerine. 3 çarpı 5 eksi 4 çarpı Y. Y dediğimiz eksi 3. Sonra eksi 7 mutlak değerce bölü kare küçüğüne a kare artı b kare ya da 5 yapar. Burası artı 12 yaptı. Artı 15 burada. 12 ile 15'in toplamı 27 yaptı. Eksi 7'den 20 yaptı. Mutlak değer dışına 20 diye çıktı. 20 bölü 5'te 4 yapar. Yüksekliğimizde 4 yaptı. O zaman alan dediğimiz şey sonrası kısım. En basit kısım. Taban çarpı tabana ait yükseklik. Yani 2 kök 5 çarpı h. O da cevap ne çıkıyor o zaman? 8 kök 5 çıkıyor. Yani 6. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 7. soruya. Bu doğrular verilmiş. Doğrulara bakıyorum. Arkadaşlar iki doğru birbirine paralel. Tamam uzun kenarları bu doğrular üzerinde bulunan ve kenarları tam sayı olan dikdörtgenler çizilecektir. Buna göre çizilecek dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi bu doğru böyle bir doğru. Öbür doğru da böyle bir doğru. Paralel iki doğru da olacakmış iki kenarı. Tamam. Yani şöyle uzun kenarı da burada olacakmış. Şöyle uzun kenar. Dikdörtgenimiz böyle olacak. İşte bu dikdörtgenin nesi isteniliyor bizden?
alanı en az kaçtır diye soruluyor. Ve dikdörtgenin kenarları da tam sayı olacakmış. Arkadaşlar şu paralel iki doğru arasındaki uzaklıktan dikdörtgenin bir kenarını bulabilirim. O da nedir? C'ler farkı. Yani eksi 18 eksi 16 mutlak değerce bölü kare küçüğün daha kare artı b kare. Yani 8, 15, 17 üçgenden 17'yi yazdık. 34 yaptı yukarısı. Eksi 34 yaptı hatta. Mutlak değer dışında 34 diye çıktı. 34'ten 17'ye bölersem 2 çıkar. Evet burası 2 oldu. Ve uzun kenar şu kenar üzerinde olsun diyor bize. E burası kısa kenar olacak o zaman. Kenarları da tam sayı olsun diyor bize. O zaman bunun alanının en büyük ya da en küçük değerini bulmak için ne yapmam lazım? Şu kenarı en küçük seçmem lazım. 2'den küçük en küçük sayı nedir? 2'den büyük en küçük sayı 3'tür. O zaman alan da ne yapacaktır? 2 çarpı 3'ten 6'ya eşit olacaktır. Yani 7. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 8. soruya. Analitik düzlemde D doğrusu ile A ve B noktaları veriliyor. Evet. AB uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada B noktası belirleyen noktanın doğru yalan uzaklığını bulsak olay bitti. Ya aslında böyle yapabilirsiniz ama geometriden de yapabilirsiniz. Şurası kaç birim? Hocam şurası 4 birim. Şurası da 3 birim, 4 birim, 5 birim. Şu alfa beta'ya dalıp beta alfa şu üçgenle şu üçgendeki benzerlikten şurayı bulursunuz. Burayı bulduktan sonra da burası çıkar, olay biter. Klasik benzerlikten sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşım. Ya da ne var burada? Hocam 8'e 0 noktası var ya, bu da 8'e 0 noktasının bu doğru yolun uzaklığı değil mi? Evet. E, o zaman bu doğru yolun uzaklığını bulacağız demektir arkadaşlar. Bu doğrunun denklemi lazım. X bölü x eksenini kestiği yer x bölü 4 artı y bölü y eksenini kestiği yer y bölü eksi 3 eşittir 1'den. Bunu 3 ile genişleteyim, 12 yapayım, bunu da eksi 4 ile genişleteyim. O zaman 3x eksi 4y bölü 12 eşittir 1 ya eşittir 12 yaptı. Hatta eksi 12 eşittir 0 mı yaptı? Evet. Şimdi 8'e 0 noktasının bu doğru yolun uzaklığını bulalım. Şöyle haşı. Noktayı doğru da yerine yaz. Yani 3 kere 8 24 eksi. Şöyle yazayım. Tam anlamıyla yazayım. 3 çarpı 8 eksi 4 çarpı 0. Eksi 12 mutlak değerce bölü kare küçüğü daha kare artı b kare. 3 4 ise 5 yapıyor burası. E hocam bu zaten 0. 24'ten 12 çıkınca 12 kalır. 12 bölü 5 mi yapar haş? Haş 12 bölü 5 oldu. E burası 12 bölü 5 ise. E burası da 12 bölü 5. AB uzunluğu da o zaman ne olacak? 12 bölü 5 artı 12 bölü 5'ten 24 bölü 5 yapar. Yani cevap böylelikle 8. soruda Balıkesir çıkar. Geldik 9. soruya. Analitik düzlemde bu doğrular verilmiş. Bunun eğimi bak. Eksi 1 bölü eksi 2'den 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2. Bunlar ne oldu? Birbirine paralel mi oldu? Evet. Evet AB ile DC de birbirine paralel verilmiş. E, o zaman şunlar da birbirine paralelse... şu yataylar da paralel. Paralel kenarlar karşımıza çıktı. Yani bir burada paralel kenar çıktı. Bir burada paralel kenar çıktı. Bir de büyük de paralel kenar çıktı. Ne yapacağız burada? Alanlar oranı verilmiş. Bak burası 7A iken burası 2A verilmiş. Hocam şu alan 7A, bu alan 2A. Şimdi paralel kenarlar var ve birer kenarlar ortak paralel kenarlar var. Alanlar oranı tabanlar oranına eşit değil midir? Evet. Ya da birer kenarları eşit ya. Şu kenar bu tabanla bu taban aynı zaten. E tabana ait yükseklik ben 2H diyecek olursam tabanları aynı olduğu için buradaki tabana ait yükseklik 7H olmak zorunda. Alanlar oranı 2 bölü 7 ise tabanlar oranı da 2 bölü 7'dir. Yüksekler oranı da 2 bölü 7'dir. Ya da bu tabana ait yükseklikler de 7 bölü 2 bölü 7 şeklinde olmak zorunda. Bundan sonra ne yapacağız? Yazalım kardeşim. Ben burada 7H'ı bulabilir miyim? Evet. C'ler farkı diyeceğim ama şimdi ikisinin katsayılarının aynı olması lazım. Ya bunu 2'ye böleceğim ya bunu 2 ile çarpacağım. Şu 2'ye bölünebiliyor. Bölelim bakalım 2'ye. X eksi 2'ye eksi 1 eşit 0 yaptı. O zaman bu doğruyu hiç düşünmeyelim. Şöyle düşünelim. Şimdi 7H'ı yazarken yazalım bakalım şöyle. 7H neye eşit? Hocam C'ler farkı. Şu C'ler farkı yani eksi 1 eksi 6. Eksi 1 eksi 6 mutlak değerce bölüyor. Kare küçüğünde A kare artı B kare. 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi. O da kök 5 mi yapıyor? Evet. Yani buradan 7 yaptı burası. 7 bölü kök 5 yaptı. E buradan 7H 7 bölü kök 5 ise H'ı buradan ne buluruz? 1 bölü kök 5 olarak buluruz. Sonra gelelim öbürüne. 2H'e bakalım. 2H da neye eşit arkadaşlar? 2H da şuradaki C'ler farkı. C eksi 6 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde A kare artı B kare. Yani kök 5 yaptı. H'ı 1 bölü kök 5 bulmuştuk. Yerine yazalım. O zaman 1 bölü kök 5 neye eşit? C eksi 6 mutlak değerce bölü kök 5'e eşit oldu. Ama burada 2 yazacağız değil mi? 2H. 2 çarpı H yani 2 çarpı 1 bölü kök 5. Şunlar gitti. E o zaman buradan C eksi 6 eşittir 2'ye eşit oldu mutlak değerce. Bu demek ki C eksi 6 eşittir 2. C eksi 6 eşittir eksi 2 demek. Buradan C 8 gelir ya da buradan C 4 gelir. E bizden C'nin alabileceği değerler çarpımı isteniyor. 8 çarpı 4'ten cevabı kaç buluruz? 32 buluruz. Yani 9. soru böylelikle Denizli çıkar.
Geldik 10. soruya. İki tane paralel doğru var. Bak eğimlere eşit 4 bölü 3. 4 bölü 3 olduğundan dolayı. Ve burada dikdörtgen oluşturulmuş. Bu dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. E şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar dikkat ederseniz bu doğruda bak şu, tam buradaki nokta alınmış. Y ekseni kestiği nokta. Aynı zamanda bu doğruda tam buradaki nokta alınmış. Aa süper. O zaman ben bu doğrunun x ekseni ve y eksenini kestiği noktaları bulursam buradaki şeyler çıkacak. Hadi bakalım özel durum var. Sen burada buradakinde x yerine 0 yazsan eksi 3y artı 24 eşittir 0 ya. Y'yi buradan kaç bulursun? 8 bulursun. Sonra buradan y yerine 0 yazsan y yerine 0 yazdığın zaman da 4x artı 24 eşittir 0 ya. O zaman x de buradan ne gelir? Eksi 6 gelir değil mi? Evet eksi 6 gelir. Aynen öyle eksi 6 geldi. O zaman bak burası 6 birim burası 8 birim. 6 8 10 üçgeninden dikdörtgenin bu uzun kenarını bulmuş olduk. Şimdi bana ne lazım? Kısa kenar lazım. Kısa kenarda nedir? İstersen buradaki noktayı buldun ya. Hocam burası 8'e 0 noktası. Ya da 0'a 8 noktası pardon. 8 olarak buldun ya. 0'a 8 noktasının bu doğru olan uzaklığı diyebilirsin. Ya da kardeşim bunlar zaten 8 bulduk burayı. Tamam eyvallah. Bunlar zaten paralel doğrular. Paralel doğrularda C'ler farkı deyip de kare küçüğünde A kare artı B kare deyip şuradaki yüksekliği de bulmak daha rahat değil mi? Evet. C'ler farkı. Yani 24 eksi eksi 11 mutlak değer C tabii ki bölü kare küçüğünde A kare artı B kare yani 3 4 5. Yukarısı ne yaptı? 35 yaptı. 35 bölü 5'ten 7 yapar. Evet burası 7. Dikdörtgenin alanı ne olacaktır o zaman? 10 ile 7'nin çarpımına eşit olacaktır. Yani cevap böylelikle 70 çıkar. 10. soru böylelikle Denizli oldu. Geldik 11. soruya. Analitik düzlemde aşağıda verilen D1 ve D2 doğruları verilmiş. Şimdi şöyle bir nokta verilmiş. 60 derecede verilmiş. Verilen A noktasına A noktası doğruları eşit uzakta ve AP 10 birim olduğuna göre. He. AP'yi 10 birim olarak vermiş bize. Tamam. Bir de bu A noktası bu doğrulara eşit uzaktaymış. Şuna ve şuna eşit uzunluktaymış. Arkadaş eşit uzunlukta olduğunu göstereyim. Şöyle şöyle. Bunlar birbirine eşit. Hocam bunlar birbirine eşit uzunluktaysa kollara çizilen dikmeler nerede eşit? Açıortayda. O zaman burası 30-30 yapar. Sonra AP'yi de bize 11 olarak vermiş. O zaman 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5'tir. K kaç olabilir diye soruluyor. Arkadaş bak noktanın doğru yol uzaklığı kaç çıktı? 5 çıktı. O zaman noktayı doğru da yerine yaz. 5 eşittir. Eksi 4 ile 3'ün çarpımı. 3 çarpı eksi 4 artı 4 çarpı y. Noktayı yerine yazıyorum. Artı k mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kare yani 3 4 5. Buradan ne geldi o zaman? 25 eşittir mutlak değerce. Eksi 12 artı 20 artı 8 yapar. 8 artı k yapar. Buradan 8 artı k ne demek? Ya 25'tir. 8 artı k ya da eksi 25'tir. K kaç olabilir diye soruluyor. K'yı buradan 17 buluruz. Ya da k'yı buradan kaç buluruz? Eksi 33 mu buluruz? Evet eksi 33 buluruz. Şıklarda hangisi var? 17 var. Zaten iki değeri olduğu için olabilir diye sorulmuş. Yani cevap 11. soruda Edremit yaptı. Ve geldik bu testin son sorusuna. Analitik düzlemde bu doğrular veriliyor. D1 ile D2 birbirine dik verilmiş. Bunun eğimi nedir? Eksi 3 bölü kaç? Eksi 3. Eksi x'in katsayısının bölü y'nin katsayısı. Çarpı hocam bunun eğimi eksi k bölü 6. Eğimler çarpımı eksi 1 olmuyor muydu? Evet. İki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1. Şu eksiler gitsin. 3 bölü 3 1 yapsın. Şurası komple 1 yapar. Şu eksiler gitsin. K bölü 6 1 ise k'yı da buradan 6 olarak buluruz. Evet k 6 çıktı. Şimdi diyor ki bize bu doğruların kesim noktasının bu doğru yolun uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi 3x eksi 3y artı 6 eşit 0 doğrusuyla 6x artı 6y eksi 24 eşit 0'ın kesim noktasını bulacağım. Yukarıyı ben 2 ile çarpıp direkt artı 2 ile çarpıp tarafa tarafa toplarsam y'ler kayboluyor. 6x 6x daha 12x yapar. Çarptığım zaman 2 ile eksi 6y artı 6y götürdü. 2 ile çarptığınız zaman artı 12 eksi 24 yani eksi 12 eşit 0 yaptı. Buradan 12x eşittir 12'den x'i 1 bulduk. Herhangi bir denklemde x yerine 1 yazarsam mesela şurada 1 yazacak olursam ben şuradakinde 1 yazıyorum. 6 çarpı 1 artı 6 çarpı y eksi 24 eşittir 0'dan. Hocam 6y şu 18 yaptı eksi 18 yaptı öbür tarafa atınca artı 18 yaptı. Y'yi de buradan 3 mü bulduk? Evet. Kesim noktası ne yaptı arkadaşlar? 1,3 yaptı. Yani x virgülü y ya. Bu 1,3 yaptı. Bana diyor ki zaten
kesim noktasının bu doğru yolun uzaklığı kaçtır diye soruluyor. K'yı da biz 6 bulmuştuk. Kesim noktasının bu doğru yolun uzaklığı. Gel noktayı doğru değerine yaz. X yerine 1 yazacağım. 6 çarpı 1 eksi 8 çarpı y. Y yerine 3 yazacağım. Bir de artı 16'sı var. Mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. 6 varsa 8 varsa 6 8 13 kendi değil mi? Evet. Ya da kare küçüğünde 6'nın karesi artı eksi 8'in karesi de diyebilirsin. Evet, burası kaç yaptı? 6 eksi 24 artı 16 mutlak değerce bölü 10 yaptı. 16 6 daha kaç yapıyor? 22 yapıyor. 22'den 24 çıkınca eksi 2 yapıyor. Mutlak değer içine 2 diye çıktı dışına. O zaman 2 bölü 10 yaptı cevap. Böylelikle cevabımız ne olur? 1 bölü 5 olur. Yani 12. soruyu da Denizli bulduk ve test 4'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.